Evet arkadaşlar, bir zamanlar bir spikerimiz vardı, ana haber bülteni sunan spikerimiz. İnsanlar onu büyük bir sabırla, merakla, böyle heyecanla bekliyordu. Hani bir haftalık diziniz olur ya, bağımlılık yapar, ısrarla iple çekersiniz haftanın o günü. Sanki önemli bir randevunuz olsa bile onu erteleyip o diziyi kaçırmamak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Aynen onun gibi bir haber sunucu spikerimiz vardı. Herkes biliyor, Fatih Portakal. Şimdi şu aralarda yok, ortalardan kayboldu. Gitti yani. Fox'u bıraktı. Çok üzüldüler. Benim burada anlatmak istediğim bazı kişilere biraz ben onlar asalak saf, hani saftirik diye düşünüyorum ama siz de dinleyince kendiniz kararınızı kendiniz verin. Ne yapıyordu arkadaşlar? Fox TV'de haber sunarken ne diyordu? Millet aç. Millet çöpten ekmek topluyor. İşsizlik var, açsızlık var diyordu. Bu ülkede yolsuzluk yapılıyor diyordu. Hak yeniyor diyordu. Erdoğan bir şey yaptığı zaman onları aşağılıyordu. Onların yanlış, eksik, fazla maliyetli yapıldığını öne sürüyordu. Daha iyisini yapması gerektiğini söylüyordu. Poşetler paralı olduğunda poşetlere kafasını takıyordu. Bu millet nasıl alacak? Daha sonra Erdoğan bedava file verince, o fileyi bedava vermekle iş yok, onun içini doldur diyerek, doldurmak marifet diyerek, onlar üzerinden rant elde ediyordu. Yok EYT'si, yok PTT'si, yok SGK'si. Her şeyine, ilaçlarına, doktoruna, hastanesine, her şeye bahane bulan her bir şeye kulp takan bir calba kulak, bir portakal narinciyemiz vardı bu ülkede. Yani ben hani saftirik saflar demek istediğim şu: millet aç çöpten ekmek topluyor derken, onu izleyen, onu takip edenlerin sırtından, bakın size şöyle anlatayım. 10 bin kişinin, bak 10 bin insanı bir araya getirin. Ömrünün sonuna kadar çalıştırın, ömrünün sonuna kadar biriktirdiği, o 10 bin kişinin biriktirdiği o parayı getirin bir yere havuz yapın, ama ömrünün sonuna kadar, bak bir ay demiyorum, biriktirdiği parayı 3-5 sene içerisinde aldı. Yani halkın hani deyimimizle eşek yüküyle parayı, evlere sığmayacak kadar parayı, eşekler yükü, hani katırlar yükü parayı aldı. Yatları, katları, villaları, çiftlikleri, bütün hepsini ömrünün sonuna kadar güvenlikli, koruyuculu, hizmetçili evlerde yaşayıp da lüks, refah, ferah içerisinde geçinebileceği parayı aldı. Çekildi bir kenara. Yok EYT dedi, yok YPG dedi, yok PTT dedi, bilmem ne dedi. Enayileri, kerizleri kekledi. Parayı doldurdu. Evler dolusu parayı. Şimdi çekildi kenara, çatır çatır parasını yiyor. Ne diyordu? Millet aç. Hani emperyalizmden hep şikayet ediyordu ya. Emperyalizm uşakları bunlar diyordu. Batılılara emperyalizm diyordu. Sevmiyorum ben diyordu. Milletin sırtından para kazanıyorlar, milleti sömürüyor diyordu. Milletin sırtından parayı kazandı, milleti sömürdü. Eşeklere, katırlar dolusu parayı aldı, çekildi gitti. Şimdi çatır çatır yiyor. Emperyalizmin daniskası buymuş işte. Enayiler kazandırdı onu. Kazandırdı. Torbalar dolusu, bankalar dolusu parayla. Şimdi gününü gün yapıyor beyefendi. Ne oldu? Millet aç. Çöpten ekmek topluyorlar. Değil mi? Yok, bu milletin ekonomi battı bitti, ülke iflas etti. Dedi dedi dedi. Kerizleri kekledi gitti. Hani bir zamanlar bir söz vardı. Devletin malı deniz, yemeyen keriz diye bir söz vardı. Aynen o lafın tam bir değişiğini, işte aynısını Fatih Portakal yaptı. Ya aynısını. Bu milleti keriz yerine koyarak, bu ülkenin malı deniz, bu televizyonun, Fox'un, milletin, halkın malı deniz, yemeyen keriz dedi, yedi, kerizlikten kurtardı, milleti keriz yerine koyarak çekti gitti. Hanginizin yarasına merhem oldu ki ne? Boş boş konuşuyordu. Kime çare buldu? Kimin elinden tuttu? Kime yol gösterdi? Hakaret, küfür, iftira, yalan. Cebini doldur, çekil kenara git. Siz ne yaptınız? İzlediniz, izlediniz, izlediniz. Ne kazandınız? Günah, küfür, iftira. Maaşınız ne oldu? Geleceğiniz ne oldu? Kaç para kazandınız? Hiçbir şey. Ne elde ettiniz? Sıfır. Senin 2500 lira maaşın 5000 lira mı oldu portakalın yalanları, iftiraları sayesinde? Yok, hiçbir şey olmadı. Aynen devam. Zengin ettin adamı. Bir dünya para kazandı.
Bir dünyada tazminatını aldı. Şimdi gününü gün yapıyor. Enayiler sağ olsun diyelim. Ne diyelim? Hiçbir tanesinin esamesi şu an okunmuyor. Hepsi gitti. Çekildi kenara. Ama enayi yine enayiliğine devam eder. Uyanıklar yine yerini bir uyanık doldurur işte. Eğer siz saf olursanız, hani derler ya, eşek olursa birisi semer vuran olur ya, işte semer vurup çekiliyorlar işte. Emperyalizmin bir değişik taktiği, sistemi bu. Önceden kombinasyon jetba vardı, jet fadıl vardı. Bunlar insanların paralarını zengin edeceğiz diye, bunlar insanların paralarını sömürdü, dolandırdı. O tosuncuk vardı, hani çiftlik bankı kurmuştu. Onlar öyle dolandırdı gitti. Bu da milletin parasını başka türlü cebine cukkaladı gitti. Hiçbir farkı yok. Biri biraz yasal olarak uydurdu, yasal yollara. Bir tanesi de yasalsız olarak yaptı gitti. Hiç. Millet aç dedi. Ne oldu? Hala. Doyurmuş mu milleti şimdi? Söyledi. Cebinizdeki 2 kuruşu da aldı işte. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.